Herkese merhaba. Son derste birlikteyiz. Bugün paket yönetimi üzerine bir uygulama yapacağız. Bu dersin labı yoktur. Bu ders son dersimiz. Böylece serimizde Bootlean slaytları ile oluşturduğumuz içeriğin de sonuna gelmiş olacağız. Bundan sonrası daha önce de söylediğim gibi süresiz, düzensiz ek dersler ve eklaplar şeklinde düşünüyorum. Şimdi gelelim paket yönetiminin detaylarına. Evet, paket kavramıyla alakalı ufak bir detayı verdikten sonra bizim hangi paket yöneticisini kullanacağımızdan bahsediyor. Evet, genelde embedded sistemlerde IPK, Texas Instruments'ın kendi dağıtımı olan Angstrom, Arago, bunlarda da IPK dağıtımı, IPK paket yöneticisi kullanılıyor. IPK paket yöneticisini bir arşiv programı ile açtığınızda için Debian paket yöneticisinin dev paketiyle benzer tarzda içerisinde bir kontrol isimli bir paket, bir de data isimli bir paket olduğunu göreceksiniz. Debian biraz daha mütevazi şartlarda yazılmış versiyon diyebiliriz IPK. İşimizi fazlasıyla görüyor. Neden bir paket yöneticisine ihtiyacımız olur? Uzaktan otomatik update'leriniz için tabii ki. Hem application, kendi business application, uygulama cihazınız içerisindeki firmware'i bir IPK veya dev paket yöneticisi şeklinde paketleyip sunucularınızdan, tabii güvenli sunucularınızdan firmware uygulamanızın da paket yöneticisi üzerinden update edilmesini, versiyonun bu şekilde kontrol edilmesini, update, upgrade hatta downgrade edilebilmesini sağlarsınız. Pek çok embedded sistemde bunlar el yordamıyla o firmanın kendine has update, downgrade, upgrade yöntemleriyle gerçekleşirken hiç de çok özür diliyorum icat çıkarmanın alemi yok. Debian paket yöneticileri veya IPK paket yöneticisi, paket formatı veya RPM meşrebinize göre ihtiyacı hem güvenlik adına hem versiyonlama adına fazlasıyla görüyor. Evet. Tabii her şeyden önce biz de burada bir mini bir simple HTTP server açacağız. Ve IPK derlemelerimizin olduğu temp deploy IPK altındaki dosyaları lokalde sunacağız. Bu tabii ki ürün bazında düşünüldüğünde IT biriminizden güvenli bir HTTPS sunucu açmasını isteyeceksiniz. Ve cihazınızın içerisinde de o URL'i yazacaksınız. Bir URL adları nereye yazacağız? Konfigürasyon nedir? Hemen hızlıca devam edelim. Evet, öncelikle package classes ifadesi ki default olarak RPM yazıyor halde bulabilirsiniz bunu. Bunu IPK'ya çevirmeliyiz. Nerede? Local conf içerisine gidiyorum. Burada package classes IPK olarak değiştirdiğimi göreceksiniz. Bunu IPK olarak değiştirdikten sonra imajınızı baştan derleyip uzunca bir derleme süresinden sonra artık IPK paketlerinin de oluştuğunu temp deploy altında göreceksiniz. Ardından bu işlemi gerçekleştirdikten sonra image features olarak package management ifadesine veya image install'a OPKG paketini ekleme yolunu tercih edebilirsiniz. Ben image features
var ve paket yöneticisi isminden bağımsız. Benim daha çok hoşuma gidecek tabii ki isimden bağımsız bir şeyin olması. Çünkü neden? Ben Package Class'ı seçmişim. Artık ondan sonrası böyle olsun diyeceğim. Şöyle ki Image Features'a ben bunları denemek için daha önce yazdım ve uyguladım. Biraz derleme süreleri uzun olacağı için. Image Features'a Package Management veya Image Install artı eşit OPKG yukarıya Image Install artı eşit append edebilirdiniz. Veya Image Install alt tere append, biliyorsunuz eski konulardan. Ben Image Features'ı tercih ediyorum. Package Management dediğim zaman Package Class'ım neyse onunla ilgili paketleri kuracak. Bir de bu taraf var ki oraya birazdan geçeceğim. Evet, iki seçenek vardı. Ya Image Features'a Package Management'ı eklersiniz ki daha güzel isimden yalıtılmış IPK, DEP, RPM yazmanıza gerek yok veya hangi paketi kurmanız gerektiğini bilmenize gerek yok. Image Install artı işte OPKG diyebilirsiniz. Her ne zaman bir paket derlersek paket indeksinin de güncellenmesi gerekiyor. O paket indeksi nerede duruyor? Bir yanına bir ziyarete gidelim bakalım. Şimdi bu build altında temp deploy. Şimdi bu image'den bir çıkıyorum. Temp deploy altında artık IPK'ya giriyorum. IPK ile işte sunacağım klasör de burası. Lokal ağdan veya daha sonra public ağlardan ürününüzde. Şimdi mesela burada Cortex A8 içerisindeki paketleri bakın gösteriyorum size. Dünyalarca dünyalarca. Bunun içerisinde büyük harf package ile başlayan bakın package geze. İşte burası şunun içerisinin güncellenmesi gerekiyor. Package geze'nin. Bu nasıl güncellenecek? Biz herhangi bir derleme yaptıktan sonra örneğin gelin biz SQLite 3 bir database, embedded sistemlerde de tabii ki çok yoğun kullanılan, hatta yani ben başka kullanmadım. SQLite ve SQLite 3 database yöneticisi olarak database kabiliyeti sağlayalım. Hem komut satırı hem lib olarak bize bir paket oluşturuyor. Şimdi bunu derlememiz bitbake ile paketi oluşturmamız yetmiyor. Ki package index diyelim. Ki bizim IPK altındaki package gz'ler vesairelerde güncellensin. Paket listeleri de indekslerde güncellensin. Maksat bu. Bakın package index diye aslında bizim open embedded mekanizmamız aslında bir reçete var. O reçetede ne yaptı? Do package index diye bir task çalıştırdı ve ilgili yeri güncelledi. Şimdi devam edelim. Evet, package index resipesine derleme yaptığınız reçete içerisinde paketler biliyorsunuz içerecektir. AnInviders paketlerini yani işte AnInviders, AnInviders-tr-dbg vesaire o paket ailesini oluşturan reçetemizin arkasından package index çağırırsanız da bu önerilen bir yöntem değil. Nerede de önerilmiyor? Bu bizim mega manuel içerisinde de önerilen bir yöntem değil. Benim yaptığım gibi ilk önce reçetenizi Bitbake'e sokun. Ardından da bunun yerine bakın burada da ayrı ayrı
Bu adımları gerçekleştirmemiz daha uygun. Bir paketi Bitbake bla bla reçete deriz. Ardından da Bitbake boşluk package index deriz. Evet, package index konusunda geçtik. Evet, sunucu konfigürasyonu diyor. Ben şimdi bir Apache konfigürasyonu yapmayacağım. Bu oldukça basit bir şey ama ben size çok daha basitini söyleyeceğim ki siz hızlıca testlerinizi hemen bir satırda yapabilin. Biliyorsunuzdur da zaten. Evet, ben şu gördüğünüz Python 3 HTTP server ve ardından sevdiğim port numarası 7777'yi verdim. Ve lokal ağda şu an ben IPK klasörünü sunuyorum. Bakalım sunuyor mu? Evet. Kapatalım, sunamadığımızı görelim. Açalım. Ve bizim için hazır beklesin. Evet, refresh, auto refresh yaptık Chrome. Tamam, bunun içerisinde neler var? Paketler, biz all, Bootkin Labs ve Cortex A8F diye oldukça kalabalık bir paket listesini cihazımızın paket yöneticisinin erişebileceği hale getireceğiz. Ama nasıl? Target Configuration. Şimdi cihazımızın içerisinde diyor ki doğrudan ETC OPKG altında manuel olarak şu SRCGZ nasıl Debian'da da ne vardı? APT klasörler altında sources list dosyası vardır. Onu güncellersiniz. Burada da ETC OPKG altında base URL, base feed URL gibi bir dosya var. Onu güncelleyebilirsiniz diyor. Onu güncellediğimizi varsayalım ve cihazımızın içerisine bir girelim. Buradaki dosyayı manuel olarak değiştirdiğiniz zaman all klasörü içerisindeki paketler için bu URL'e, Bootkin Labs klasörü içerisindekiler için bu URL'e, Cortex A8F Neon içindekiler bu URL'e gidecek. Bu kadar basit. Oradaki eğer IPK klasörü içerisinde daha başka klasörler var ve eklemek istiyorsanız onları da aynı bu formatta bu dosyanın içerisine eklemeniz yeterli. Ama bunu sadece testlerinizde kullanabilirsiniz. Peki ya ürün ne olacak? Ürün için yoktu içerisinde package feed URI, package feed base path, package feed arcs gibi değişkenler var. Bunları kullanacağız. Tabii ki bunları kullanınca şu dosya içerisindeki bileşenler otomatikman yerli yerine geliyor. Örneğin http://package.example.net aslında feed URI ve feed arcs da ARM7 all BeagleBone. Burada base path mesela boş. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Şimdi biz ne yaptık? Bakalım. O 3 satırı ekledik. 77-77 portunu sunduğum için ekstradan 2 nokta üstü 77-77 diyorum ve lokal ağımı gösteriyorum. Bu public bir sunumda. Tabii ki HTTPS, www veya işte ipkpackage.kurumunuz.com vesaire. Basepath yok. O base path mega manuelde bakarsanız bir alt klasör daha varsa onu da oraya ekleyebiliyorsunuz. Arcs dediği aslında IPK klasörün içerisindeki alt klasörler ve onları arc olarak tak 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 ekliyorum ve günün sonunda bu dosya otomatikman basefeeds.conf rootfs'imle birlikte oluşuyor. Şimdi bu değişiklikleri yaptınız. Yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Tabii ki
Bitbake deyip baştan paketinizi, imajınızı baştan derleyeceksiniz. Derleme tamamlandıktan sonra siz yeni paket oluştuğunda şunu biliyorsunuz ki deploy image dediğinizde bizim lab dokümanımızda NFS'e nasıl güncellediğimizi biliyorsunuz. Şu veya buna benzer bir satırla NFS altındaki dosyaları güncelleyip BeagleBone'unuzu baştan başlatıyorsunuz. Ve böylece yeni güncel rootfs ile NFS server üzerinden BeagleBone'unuz başlamış oluyor biliyorsunuz. Şimdi o işlemi ben hallettim ve cihazıma login oluyorum. Artık ne istiyorum? OPKG update dediğimde son package indekslerini alabiliyor muyum? Evet, bakın download etti. Gidelim Python 3 ile açtığımız Simple HTTP server'a bakalım. Kimden request gelmiş? Bakın 0100'den request gelmiş. Bağlandı. Zaten download ettim dedi. Tamam. Şimdi biz SQLite 3'ümüzü derlemiştik. Haydi onu buraya kuralım. OPKG install. Hani APT'yi kullandığınız gibi bu OPKG'yi kullanıyorsunuz. Ve geldi. Artık bir SQLite binary'niz var. Ayrıca liplerini de kurabilirsiniz. Vesaire vesaire. Evet, quit'le de çıkmıyormuşuz. Şimdi tüm evet OPKG update yaptık ve paket indekslerini güncellediğimizi gördük. Mümkün indirebileceğim bütün paketlerin listesini listelemem mümkün. İnecek kocaman bir liste. Eğer upgrade gelmişse biz bu kurulumu yaptıktan sonra bir paketin versiyonu yükselmişse sistemimizi upgrade edebiliriz. Özel olarak bir paketi upgrade edebiliriz. Özel olarak bir paketi de kurulumunu yaptık zaten. Ayrıca istersek burada ifade etmemiş remove diyerek kurduğumuz paketi kaldırabiliriz. Örneğin SQLite 3'ü kaldıralım şimdi. Evet. Bir de burada şöyle güzel bir şey var. Eğer bağlantının kesilmesinden uzaktan upgrade ediyorsunuz, sunucularınıza bağlanacak. Bağlantının kesilmesinden, çünkü indir kur yerine tüm upgrade'leri indirsin, ardından upgrade etsin şeklinde bir yöntem için şu üçlü adımı önermiş. Tire tire download only upgrade ve ardından upgrade dediğinizde kurulumları yapacak. Ama bunun için de OPKG konfigürasyon dosyası içerisinde option cache şöyle bir pet vermeniz gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar. Şaka maka bitirdik. Siz bu linkleri zaten ziyadesiyle fazlasıyla biliyorsunuz. Daha ilk giriş videolarında bu kitaplardan bahsetmiştim. Özellikle benim de Alex Gonzalez'in kitabından sık sık faydalandığımı belirtmiştim. Oriyelli Learning online kaynaklarından birkaç haftalığına ücretsiz üye olabiliyorsunuz. Bu kitabı okumanız için yeterli bir süre. Oriyelli Learning online
sources, resources vesaire bir şeyler yazdığınızda Aureli'nin kaynaklarına e-mail adresinizle ücretsiz birkaç haftalığına size geçici bir kullandırma sağlıyorlar. Veya başka bir yerden, Amazon'dan, şuradan buradan kitapları dilerseniz edinebilirsiniz. Çok mu lazım? Yani böyle bir kitap, şöyle bir roman okur gibi okumak hiç de kötü olmaz. Ama asıl bizim arkadaşlar kaynağımız Yocto Project'in documentation'ı. Asıl bizim baba kaynaklarımız Mega Manuel ve Referans Manuel. Bu ikisi önünüzde açık olacak. Ve ayrıca Bootly'nin mevcut bu slaytları az buz değil. Bu kaynaklar da her zaman önünüzde açık olur. Ve biz de kontakta oluruz. Kitaplar bunlar. Ve son slayt. Evet. And may the source be with you. Both source and force be with you. Şimdi birkaç söz ile videoyu sonlandıralım. Evet, bildiğiniz gibi uzun soluklu bir başlangıcından bugünle uzun soluklu bir eğitim oldu. Benim de beklediğimden fazla vaktim aldı açıkçası. Çünkü bir video içeriği oluşturmak, izlenen video süresini en az 4 ile çarpın ve benim hayatımdan aldığı zamanı bu şekilde düşünebilirsiniz. Ama benim için de eğer 10 üzerinden 7 seviyede başlamışsam, 6 seviyede başlamışsam, 10 üzerinden belki 9 seviyede şu an bu eğitimi, evet, eğitimin içeriğini ben hazırlamama rağmen ben pek çok şey öğrendim arkadaşlar. Ya sıfırdan başlayan biri için bu içerik Türkçe bir kaynak olarak şu an için benzersiz. Müfredat olarak, içerik olarak Bootly'nin gibi Common Criteria lisansıyla kendini paylaşan dokümanları tercih ettim. Derli toplu, kendini ispatlamış ve paylaşımcı bir firma. Ben de bunları herhangi bir beklenti olmaksızın sadece bir Türkçe kaynak üretmek motivasyonuyla bu içeriği ürettim. Bundan sonra pek çok defa dediğim gibi bazı başlıklarda ek dersler planladım. Düşünüyorum, planladım demeyeyim, düşünüyorum. Bunlar hani biraz unplugged gidecek. Nasıl? Zamansız. Başka video serileri yaparken birden burada bir update olabilir, bulabilirsiniz. Zamansız, konusuz, sadece yok da spesifik, müfredatsız, karışık, uygulamalı videolar bu seri içerisinde devam edecek. Şimdi şöyle bir açık çağrı da yapmak istiyorum. Buradaki Doktor P formatında içerik üretmek isteyen arkadaşlarım bana ulaşabilir ve bu listeye videolarını kendi kanallarında yayınlamalarına rağmen bu listenin içerisine ekleyerek, tabii tüm videoları aynı formatta olması şartıyla, bu listenin içerisinde benim dışımda içerik üretecek bu konuda arkadaşların da desteklerini bekliyorum. Onları Doktor P'ye davet ediyorum. Bu işlediğimiz konu Yocto meselesi. Evet, biz bir custom kendimize bir Linux root efesi istediğimiz şekilde oluşturduk. Makine konfigürasyonları, imaj reçeteleri, BSP Board Support Package Layer'ı, Distro Layer'ı sözlü de olsa tüm bu konuların üzerinden geçtik. Gün sonunda biz içerisinde bir makine konfigürasyonu olan Bootly Labs isimli bir BSP Layer ortaya çıkardık. Ve içine de istediğimiz imajları ekledik. Artık reçeteler ekleyebiliyor, yeni imajlar oluşturabiliyoruz ve yeni makineler ekleyip kusursuz
gerçekten Yocto'nun tüm kabiliyetlerini kuşatacak şekilde bir BSP layer yazacak duruma geldik. Eğer bu videoyu şu an tüm eğitimleri bitirmiş olarak izliyorsanız sizi tebrik ediyorum. Ayrıca sizi tebrik ediyorum. Benimle kontakta olmayı ihmal etmeyin. Videoların altına yorum yazmayı ihmal etmeyin. Kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Çok sıkıcı bir laf ama gerçek bu. Her eklediğim videoyu Twitter veya LinkedIn'de duyurmayabilirim. Biraz meraklısına lezzetler kanala bırakmayı düşünüyorum. Takipçiler için sadece. Şu an yaklaşık 170 kişilik bir takipçi var. Ve hepsi de meslektaşlarım. Çok değerli. 170 bine, 1 milyon 700 bine bedel insanlar. Ve zamanla artacaktır. Tabii ki ben burada bir içerik üretici olarak ne kadar fazla izlenirse, ne kadar çok takip edilirse, ne kadar çok yorum yapılırsa bundan elbette çok hoşlanacağım. Yocto konusu karmaşık, çok bilgi, çok data, çok kuru bilgi gerektiren, akılda kalması gereken çok fazla environment'lar, konular, katmanlar içeren bir konu olsa da yatayda bir konu arkadaşlar. Dipteyiz ama yatayda bir kendimize tünel kazdık. Mağmaya doğru ilerlemedik. Tamam, yerin hatırı sayılır. Belki 1 kilometre, 2 kilometre altındayız ama yerin daha fazla altına inmek için değil, bulunduğumuz zemini sağlamlaştırmak için bir tool öğrendik. Artık buna Embedded DevOps tool'u mu dersiniz yoktu için, yoksa kendi Linux'umu kendim tasarladığım bir tool mu dersiniz? Artık en nihayetinde bu yatayda bir çalışma ve bunu öğrenerek siz kolunuza bir, eskilerin tabiriyle, bir bilezik takmış oluyorsunuz. Bunun gibi pek çok yeteneği biriktirerek, özellikle genç arkadaşlarım için söylüyorum şu an, 3'te 2'lik izleyicilerin 3'te 2'lik kısmını teşkil eden genç arkadaşlarım için şunu söyleyeyim ki kolunuza daha çok bilezik takmanız gerekiyor. Hepinizle tekrar görüşmek ümidiyle yeni videolarda, yorumlarda. İyi akşamlar.